Herkese selamlar, herkese merhabalar. Denemelerde asla bu hataları yapma 2. Özellikle TYT konuşacağız. Geçtiğimiz hafta MSÜ ve dışarıdaki fiziksel denemelerden bahsetmiştik. Şimdi sırada da şu var. Hocam illaki denemeler saat 10-15'te mi başlamalı? Malum evlerdeki durumu biliyorsunuz. Yani herkes o saatte masanın başına oturamıyor. Çünkü kardeşler var. Evde bir kalabalık gürültü var. Hatta hafta sonları durum daha da tehlikeli durumda. Ben bu hocam bunu yapamıyorum diyor. Peki o zaman başka bir çözüm var mı? Var. Nedir biliyor musun çözüm? Hemen söyleyeyim. Saat kaçta çözersen çöz denemeni. İster sabah 7'de çöz kardeşlerin uykudayken ya da ev halkı uykudayken ya da gece 10'da çözüyorsun diyelim. Hiç fark etmez. Sen normal duvar saatini lütfen 10'a ve 10-15'e ayarla ve saati oradayken başlat. Yani dışarıda günlük hayatta bizler sabah 7'de bırak uyanmış olalım. Sen de uyanmış ol ama senin deneme saatini sanki saat şu an 10 ya da 10-15'ten yani 10'da oturdun 15 dakika bir bekleme süresi ki bunların alakalı ilerleyen videolarda çok güzel şeyler konuşacağım. Orada yapılan çok büyük hatalar var. E, saat tam 10-15 gibi başla ve denemeye böyle devam et. Hocam bana bana bunun faydası ne olacak? Biraz daha açalım mı? Çok büyük yapılan bir hata var. Soruyorum öğrencilere. Diyorum ki Türkçe'ye kaç dakika veriyorsun diyorum. Mesela diyelim ki 45 dakika veriyorum diyor. Tamam. Peki matematiğe kaç? Hocam diyor 75 dakika veriyorum diyor. Tamam. Buna not düşüyorum ben. Peki diyorum. Hepsini söyledin işte. Fena şu kadar, sosyale bu kadar. Sınav anında ki mezunlar bunu çok yatıracaklar. Kafayı kaldırıp saate baktıklarında mesela saat 11'i 38 geçiyor diyelim. 11'i 38 geçer. Benim nerede olmam lazımdı? Türkçe'de mi? Fende mi? Sosyalde mi? Bak burada kafalar Allah bullak. Hatta bazen şu saat saate bakma sıklıkları bile değişince var ya insan hepten böyle bir şaşırıyor. Yani son 20 dakika kaldı ben şimdi nereye dönecektim falan böyle acayip bir şey yaşanıyor. Bununla alakalı enfes bir çözüm üreten sana. Ne yapacağız? Bak şimdi önce senden şunu istiyorum. Yaz önce bir 45 dakika Türkçe mi? Tamam yazdım bunu. 75 dakika matematik mi? Tamam bunu da yaz. Diyelim fene 15 dakika mı veriyorsun? 15 dakika fen. Diyelim ki 10 dakikada da sosyal çözüm. 10 dakika sosyal. Şimdi başlıyorum ben. Ne yazacağız şimdi buraya? 10-15 benim denemem başlar mı? Evet başlar. Hocam ben saat 17'de çözüyorum diyor arkadaş. Ne demiştik? Saatini 10-15'e ayarlıyorsun. Kol saat falan değil ama duvar saat. Artık duvar saatine geçiyoruz. Saat 11.00 senin Türkçen biter kardeşim. O zaman burada akla yeni bir soru geliyor. Ya bitmezse ne yapacağız? Bunu başka videoda konuşacağız ki sınav anda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de burasıdır. Çıkmamak. Yani süre bittiğinde hala orada kalmak ki bunu daha detaylı konuşacağız. 11'de. Çıktın Türkçeden. Sırada ne var? 11'de hemen başladın. 75 dakika demişsin değil mi? Bu 75 dakika bak zihnimiz bunu tanımlıyor ama saat 11'de başlayıp üzerine üzerine 75 dakika koyunca kaç yapıyor burası? Yani 12-15'te sen matematikten çıkmak zorundasın. Yine aynı soru. Hocam diyelim ki tamam 12-15 oldu saat ama ben tam olarak saate nerede bakacağım? Mesela tam 12 çeyrek geç bir anlık gaza gelip baksam. Cık. Bazı öğrenciler çünkü saate bakmayı unutanlar var. Ciddi söylüyorum bunu. Çünkü olay o kadar hızlı ilerliyor ki. Bazıları sık sık kafayı kaldırıyor böyle. O da bir tür odaklanamıyor buraya. 12-15'e geldim. Diyelim 5 boşum var. Ne yapacağım? Konuşacağız bunu başka videoda. 12-15'te artık yeni dersime geçebilirim ben. Sırada kim vardı? Fen var diyelim. Ve sen buna 15 dakikada verdin. Çünkü de çok iyisin diyelim. 12.30'da buradan çıkıyorsun. Burası da çıktı. Sıradaki kim var? Bak benim sosyalim 12.30'da başlar. Artık bunu kendine söyle. Çünkü sıran belli, süren belli. 12.30'da benim sosyalim başlar. Hocam 15 dakikada ben bunu çözüyorum. Ne etti saat şu anda? 12.45. Son kaldı 15 dakika. Al sana turlama için efsane bir süre. Sonunda turlamaya süre bırakmıyorsan çok tehlikeli bir iş şey yapıyorsun. Bu da çok büyük bir hatadır. Çok net söylüyorum. Şu anda ucu ucuna yetiştirdiğin her deneme sınav günü bizim için büyük bir tehdit oluşturuyor. O yüzden önce sıranı belirle. Sonra da hangi dersin kaçta başlar, kaçta biter? Kaçta başlar, kaçta biter? Ne olur bunları çok çok iyi yap. Eğer bunları doğaçlama bir şekilde yapmaya kalkarsan çok büyük bir hata yaparsın. O yüzden diyoruz ki asla bu hatayı yapma güzel insan. Diğer bir videoda bu ara geçişler, işte inatlaşıp çıkmamalar, bir soruya takılmalar gibi birçok alt detayı konuşacağız. O hataları da inşallah birlikte yok edeceğiz güzel insan. Sana güveniyorum. Çalışmaya devam.